Selam, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda saçlarımı beraber kıvırcık yapacağız. Instagram üzerinden bu konuyla ilgili soru geldi. Video çeker misin? Nasıl yapıyorsun? Neleri kullanıyorsun diye. O yüzden ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi çok uzatmadan videoya Şimdi geçelim. benim saçlarımın doğal hali böyle. Ne düz, ne dalgalı, ne kıvırcık. Böyle ortalama bir şeyler. Hafif de kabarıyor. O yüzden genelde saçlarımı yapıyorum. Ya düz yapıyorum, ya kıvırcık yapıyorum, ya da maşayla şekillendiriyorum. Benim maşamın ve düzleştiricimin markası Lesima. İkisini de aynı yerden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam yine bakıp aşağı yazarım yanlışsa. Şimdi bir tane düzleştirici, bir tane de çubuğa ihtiyacımız var. Bu bir kalem de olabilir. Uzun ve kalın bir kalem. Düzleştiricimi de açtım ve ısıttım. Saçlarımı şöyle üstten ayırıyorum. Önce altlarını yapalım. Daha sonra da üstlerine geçeriz. Saçlarım kısa olduğu için bir tık zorlanıyorum bunu yaparken. Eğer saçlarınız uzunsa çok daha rahat yapabilirsiniz. En baştan şunu söyleyeyim. Bu işlem diğer her işlemde olduğu gibi saçları kırıyor. Çünkü yorumlar gelmişti videonun altına. İşte saçlarını mahvettin, saçların çok kırıldı falan diye. Ama zaten normal düzleştirirken de, fön çektirdiğinizde de, işte maşa yaptığınızda da her türlü kırılıyor saç. O yüzden onu söyleyeyim. Evet, saça zarar verir. Normaldir yani bu. Ben o yüzden Bioblast'ın sıvı saç kremini kullanacağım bugün. Kolajen ve keratin içeriyor. Bu aslında saçı güzel taramak, işte açmak için kullanılıyor ama bugün hani biraz en azından saçımın üzerinde bir şeyler olsun diye şöyle hafif bir iki fıs sıkıyorum. Ve biraz ıslatıyor bu. O yüzden biraz bekleyelim. Bu kurusun. Ondan sonra saçımızı yapmaya başlayalım. Şimdi önce böyle tutam tutam alıyorum. Ne çok kalın olacak ne de çok ince. Şu iyi benim için. Eğer siz daha böyle ince ve sık bir kıvırcıklık istiyorsanız bunun şöyle yarısını alabilirsiniz. Ama ben bir tık daha kalın seviyorum. Onu açtığımda daha güzel duruyor. Bunu şöyle bir düzleştirici ile üstünden geçiyorum önce. Biraz düzleştiriyorum. Şöyle daha sonra bunu çubuğa sarıyorum. Ve düzleştirici ile ısıtıyorum. Burada düzleştiriciyi çok fazla tutmuyorum. Sadece üzerinden geçiyorum. Böyle bir ısınıyor. Daha sonra çekiyorum. Ve elimle böyle açıyorum. Bu kadar aslında. Bayağı basit bir şey. Şimdi buraları hızlandıracağım. Hızlı hızlı yapacağım. Önüme geldiğinde tekrar açacağım. Tekrar bakarız o zaman. Tarafa geçiyoruz. Arkalardan başlıyorum. Önlere doğru geliyorum. Ne çok kalın ne çok ince. Isıtıyorum. Sonra buna sarıyorum. Ve tekrar ısıtıyorum. Şöyle elimle açıyorum ve hafif esnetiyorum ki aşırı kıvırcık olmasın. Şimdi bu taraf da bitti. En son şu küçük saçlarım, şuradaki saçlarımı tekrar alıyorum. Onlar çünkü bir tekrar yapmak gerekiyor. Şöyle alıyorum. Normalde 10 saniye bekletiyorum, tutuyorum düzleştiriciyi. Ama bu küçük saçlarda 5 saniye falan yeterli olur. Daha çabuk şekilleniyor. Şimdi bu taraf bitti. En son bittiğinde ne yapıyorum? Şöyle ellerimle hafif bu kıvırcıkları açıyorum. Ama çok kabartmadan böyle tek tek açıyorum. Tarakla falan yaparsanız kabarıyor çünkü. Mesela şurası tam olmamış. Burayı tekrar yapacağım. Şöyle sadece ucuna tutuyorum, dip kısmına.
Evet, şimdi daha güzel oldu. Burası bitti. Şimdi bu tarafımı da yapıp geliyorum. Evet, saçımı bitirdim. Bu tarafımı da yaptım. Bitmiş hali böyle bu şekilde oldu. Biraz kabarıyor bunu yaptıktan sonra. Ben böyle elimle düzeltiyorum. Kıvırcıkları şöyle şöyle yapıyorum ki daha düzgün dursun diye. Seviyorum bu saç modelini. Çok da sık yapıyorum. O yüzden Instagram'da da bayağı beğenildi ve merak edildi. Size de göstermek istedim. Saçım bittikten sonra herhangi bir köpük kullanmıyorum. Bu Sayus'un köpüğünü de normalde saçımı yapmadan önce, saçım şekilsizken bunu böyle alıyorum, çalkalayıp birazcık avucuma alıyorum ve böyle saçlarımı hafif hafif sürüyorum. Ama bunu yapma amacım saçımı yapmadan önce biraz daha tutması. Saçımı yaptıktan sonra onu sıktığımda saçımı aşağı doğru çekiyor ve böyle bir tık daha düzleşiyor gibime geliyor. O yüzden ben saçımı yaptıktan sonra herhangi bir şey sıkmıyorum. Böyle bu şekilde bırakıyorum ki benim saçım zaten 2 gün falan gidiyor böyle. Hani bir tık düzleşiyor tabii ki ama düzleşen kısımları tekrar yapıyorum. Özellikle şuralar falan bozuluyor. Onları tekrar yapıyorum. Ama sizde de bir deneyelim. Şu Sayus'un köpüğünü sıkalım bu tarafıma. Şurayı sıkalım. Şimdi bunu böyle bir çalkalıyorum. Şöyle alıyorum. Bakın bunu uyguladım. Bu şimdi bir tık böyle ıslak gibi duruyor. Şöyle elimle de düzelteyim hatta. Bence bir tık aşağı çekiyor saçı. Yani şurası daha kıvırcık duruyor. Burası bir tık daha hemen düzleşti. O yüzden ben çok tercih etmiyorum bunu sıkmayı. Saçınız benimki gibi tutmuyorsa, 2-3 gün kalmıyorsa da şunu öneririm. Saçı yapmadan önce herhangi bir köpük ya da saç spreyi sıkabilirsiniz. O şekilde de çünkü bir 2 gün falan tutacaktır size. Şimdi hazır saç videosu çekiyorken kullandığım şampuanı, işte saçlarımı Palette'nin saç açıcı spreyi ile açmıştım biliyorsunuz. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Onu da şuraya koyarım, izlersiniz. O Palette ile açtıktan sonra çok hafif turunculuk bırakıyor saçta. O yüzden ben mor şampuan kullanıyorum. Yani ben Palette'den önce de saçlarımı ombre yaptırdığımda veya işte ışıltı attırdığımda yine o mor şampuanı kullanıyordum. Ve kesinlikle hani böyle bir 2 dakika falan tutuyorsunuz. Direkt turunculuğunu alıyor ve daha küllü bir ton yapıyor. Ben o küllü tonu çok sevdiğim için onu sürekli kullanıyorum. Yani her duşta değil tabii ki. Ama yani şöyle söyleyeyim, haftada 2 kere falan kullanıyorum. Şimdi size onları göstereceğim. İşte şampuanımı, saç kremi, mor şampuanını, işte kuru şampuanı, saçım için kullandığım yağları merak ediyorsunuz. Onları da göstereceğim. Şimdi bir markayla bir işbirliğim olmuştu. O kutudan çıkan bir şampuanı deniyorum. Son 1-2 haftadır. Ve şampuanı çok beğendim. Öncelikle onu göstereceğim. Morphos'un böyle bir şampuanı. Tüm saç tipleri için bir şampuan bu. Ve tuzsuz bir şampuan. O yüzden saçımı o kadar güzel arındırıyor ki böyle saçım tane tane elime geliyor gibi oluyor. Hani normal şampuan kullandığınızda hafif bir kremsi doku bırakır ya şampuan. Bunda öyle olmuyor. Bir tık sertleştiriyor gibi ama öyle kötü bir sertlik değil. Temizlendiğini hissediyorsunuz. Çok güzel, ben çok beğendim. O yüzden bunu kullanıyorum bu sıralar. HC Care'in böyle bir saç kremi var. Bunun içinde bitkisel yağlar bulunuyor. Çok güzel doğal bir kokusu var. Böyle minicik alsanız bile saçı çok güzel yumuşatıyor. O yüzden çok seviyorum. Bunun tabii yağı da var. Şu yağ bayağı meşhur, görmüşsünüzdür. Buraya kadar kullandım. Saçlarım kısa olduğu için çok fazla gitmemiş gözüküyor ama bayağıdır kullanıyorum bunu. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Orada sürekli paylaşıyorum. Hatta öne çıkanlarımda da olması gerekiyor. Bunu ben şöyle yapıyorum. Haftada bir kere bütün saçımı uyguluyorum. Özellikle diplerime masaj yaparak uyguluyorum. Uçlarına da sürüyorum. Daha sonra yani cumartesiden yapıp pazara kadar aslında bekletiyorum. Sabah kalktığımda da yıkıyorum. Ama eğer vaktim yoksa ve işte o hafta sonu yapamadıysam hafta içi sürüyorum. 2 saat bekletip sonra tekrar yıkıyorum. Ve bayağı memnunum. Bu da marka göndermişti. Çok da memnun kaldım gerçekten. Zaten bütün herkes paylaşıyor şu an Instagram'da. Çok güzel bir saçı. İçinde bir sürü bitkisel şey var, yağ var. Onların birleşiminden oluşuyor. Zaten ikisini bence birlikte alın. Çünkü bunu duştan sonra kullanıyorsunuz. Bunu da duştan önce kullanıyorsunuz. Ve ikisi birlikte kesinlikle çok daha güzel işe yarıyor.
Ayrıca saçlarımı da uzattığını düşünüyorum. Bahsettiğim mor şampuan da Elsevin. Elsevin mor şampuanı diğerlerine göre kesinlikle daha fazla işe yarıyor. Hatta şöyle bir şey, bunu 5 dakikadan fazla tutarsanız bayağı grilik yapıyor saçınıza. Yani hatta yeşillenme yapıyor, böyle fazla küllü yapıyor. O yüzden ben 2-3 dakika falan tutuyorum, sonra hemen yıkıyorum. Bunu da yanlışlıkla aldım. Aslında bu bitti, bunun yerini alacaktım. Meğer bu da saç kremiymiş, ikisi birlikte kullanılıyormuş bu şampuanı. Bunu sürüyorsunuz, yıkıyorsunuz, 2 dakika beklettikten sonra da saç kremini uyguluyorsunuz aslında. Ama iyi oldu, ikisi de olmuş oldu. Şimdi bunu tekrar alacağım, bitirdim. Keyin Keratin Smooth diye bir maskesi var bende, böyle kocaman. Bunu aslında ben 2 ay önce falan aldım ama çok kullanamadım. 2 kez falan kullanabildim. Şu yağ gelmişti ve markadan geldiği için buna öncelik verdim. Bir kullanıp deneyimlemek istedim sizinle paylaşmak için. O yüzden önce bunu kullandım. Şimdi bunu birazcık daha kullanacağım. Hani iyice emin olacağım. Ondan sonra bunu ara verip bunu kullanmaya başlayacağım. Çünkü bunu da çok övüyorlar. Çok güzel kokuyor. Yani 2 kere kullandım. Dediğim gibi çok fazla deneyimleyemedim. Ama yani sadece şu an yumuşattığını ve güzel koktuğunu söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Yani hani uzatır mı, işte güçlendirdi mi, elektriklenmeyi azalttı mı falan. Bunlar hakkında yorum yapamayacağım. Biraz daha kullanayım, sonra tekrar yorumlarımı paylaşırım Instagram üzerinden. Son olarak kullandığım kuru şampuanı göstereyim. Batiste'in böyle bir şampuanı kullanıyorum. Kokusu çok güzel. Beyazlık bırakmıyor. Böyle şuralarıma sıkıyorum. Hatta sıkayım şimdi, birazcık daha kabartalım. Şurası mesela sönmüş ya biraz. Buraya böyle alıyorum. Şöyle sıkıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir beyazlık bırakmıyor. Şöyle şöyle masaj yapıyorum biraz. Ve direkt saçları daha volümlü yapıyor. Ve o yağı kesinlikle alıyor. Bunu da seviyorum, memnunum. Kullandığım ürünler bu kadardı. Hepsini gösterdim zaten size. Ara ara değiştirdiğim şeyler olursa Instagram üzerinden de size hemen haber veriyorum zaten. O yüzden beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Saçlarımı da beraber yaptık. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorumlara yazarsanız yine çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.